71 kilogramda güzel bir maç bizleri bekliyor. Gülistan Turan'a da kariyerinin ilk profesyonel karşılaşmasında başarılar diliyoruz. Antalya'da artık gecemizin startını verme vakti ve sporcuları ringe çağırmak için söz Tarık Sayın'da. Değerli spor severler, Muay Thai maçında, gecenin ilk maçında önce mavi köşeden 51 kilogram ağırlığında, 23 yaşında, 1.65 boyunda, profesyonel kariyerinde 10 maç yaptı. 10 maç yaptı. 6 galibiyeti, 4 mağlubiyeti var. Çek Republik'ten Victoria Bulinova. Ve rakibi kırmızı köşede Türk sporcumuz, temsilcimiz. 51 kilogram ağırlığında, 24 yaşında, 1.63 boyunda. Bugün profesyoneldeki ilk maçına çıkıyor ama amatörde birçok şampiyonlukları var. Güven Spor Kulübü'nde çalışıyor. Antrenörünü Yücel Haspolat yapıyor. Gülistan Turan. Müsabakanın ring hakemi, ulusal hakemlerimizden Sayın Meryem Baydilli yönetiyor maçı. Meryem Baydilli karşılaşmayı yönetecek değerli izleyenler. Bir yanda Gülistan Turan kariyerinin ilk profesyonel karşılaşmasına çıkıyor olacak. Yücel Aspolat'ın sporcusu 1.63 boyunda. Karşısında kariyerinin 11. maçında yer alan bir Victoria Bulinova var. 6 galibiyet, 4 mağlubiyetlik kariyeriyle Çek Cumhuriyeti'nden buraya geldi. Petr Kucharik yapıyor kendisinin antrenörlüğünü. Evet, artık son talimatlar verildi. Sporculara eldivenleri de dokundurdular ve mücadelemiz artık başlamak üzere. 3 dakikalık 3 round 51 kilogramda karşılaşmamız başlıyor. Siyah şortuyla Gülistan'ı, yeşil şortuyla Victoria Bulinova'yı takip ediyoruz değerli izleyenler. İki ters kartlı sporcu karşı karşıya, tipler geldi. Karşılıklı olarak tabii sporcular biraz daha birbirini tanımaya çalışıyorlar. Karşılaşmanın ilk saniyeleri de şimdi. Gülistan Turan rakibini yere indirmeyi başardı. Victoria Bulinova'nın sırtı yere geldi. Tabii ki bir Muay Thai gecesinde olduğumuzu hatırlatalım değerli izleyenler. Bolca clinch göreceğiz bu gece. Bolca diz ve dirsek göreceğiz. Bunlara da hazırlıklı olun. Muay Thai sporunda özellikle, tüm dövüş sporlarında var bu ama Muay Thai'de var özellikle. Son gonga kadar sporcuların mücadeleye hız kesmeden devam etmesi gerekiyor. Çünkü gelecek bir dirsek, bir diz bir anda maçın sonu olabilir. Özellikle karşılaşma ilerledikçe, sporcular daha fazla birbirine yaklaştıkça ikinci ve üçüncü roundlarda dizlerin ve dirseklerin çok daha fazla kullanıldığını görüyor olacağız. Gülistan'ın tekmeleri şu ana kadar iş yapıyor. Bulinova'nın sağ bacağında bir kızarıklık oluşmuş durumda bile henüz daha karşılaşmanın ilk dakikası yeni geride kalmışken. Gülistan güzel geldi. Son paçayı uzattı. Çek sporcu gelmeye çalışıyor. Karaciğer'e doğru güzel bir sol. Gülistan Turan, Gloria ilk profesyonel maçında ama o ilk profesyonel maçın heyecanını çok fazla yaşadığını söylemek şu ana kadar mümkün değil. Tecrübeli rakibine karşı gayet iyi başladı. Gayet soğukkanlı başladı. Gloria lakaplı sporcumuz Gülistan Turan. Bir dakika 10 saniye var. İlk roundun sona ermesine güzel bir sol isabeti daha geldi. Sol kroşesini gayet iyi kullanıyor. Önce bir sol kroşe ardından high kick. Bir an orada iplere takılınca Bulinova, ring hakemi Meryem Baydilli hemen araya girdi ve ringin ortasında devam ediyoruz karşılaşmaya. Şimdi işte bir dirsek denedi. Gülistan tam isabet bulamadı. Kombinasyonuyla gelmek istedi Bulinova. Karşılık kontra sol denemesi ama isabeti bulamıyor Gülistan Turan. Güzel bir tekmeye sol direkle karşılık verdi sporcumuz. Şu ana kadar mesafeden daha iyi olan taraf Gülistan, maçın genelinde zaten ilk roundda üstünlüğü alan taraf Gülistan Turan. Gayet soğukkanlı, rakibini gayet iyi karşılıyor. Tekmeyi yakaladı. Ardından kendi isabetlerini buldu ve Victoria Bulinova'yı yere indirmeyi başardı Gülistan Turan. Son saniyelerindeyiz artık ilk roundun değerli izleyenler. Gülistan bir kez daha üstlük rakibinin. Sırtlıklara geldi Bulinova'nın isabetli yumruklar ve ardından da ilk roundun sonuna geliyoruz.
Antalya'da Fight for KO gecesindeyiz değerli izleyenler. Muratpaşa'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor salonundayız ve gecemizin ilk maçı 51 kilogramda Victoria Bulinova ve Gülistan Turan arasında. İşte ilk rounddan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Gülistan Turan, bahsettiğimiz gibi ilk profesyonel karşılaşması olmasına rağmen oldukça hazır çıktı mücadeleye. Rakibine karşı isabetleri de bulmayı başardı. Bu pozisyonda devamını getirme şansı olsa belki nakavta bile gidebilirdi. Güzel bir sol direk, ardından da sağ yüksek tekme isabeti gelmişti. Ve rakibin yere aldığı anları da tekrar görmüş olduk. İkinci rounda geçeceğiz. Köşelerden son talimatlar geliyor sporculara. Çek Cumhuriyeti'nden buraya geldi. Bir kez daha hatırlatalım. Victoria Bulinova. 6 galibiyet, 4 mağlubiyetlik bir karnesi var. 23 yaşındaki sporcunun. İkinci round başlıyor. Ters kartlı sporcu karşı karşıya, bir kez daha hatırlatalım. Güzel bir alçak tekme. Bunu bloklama çabasındaydı Bulinova. Hakim isabetsiz. Kontra soluları da bulamadı Bulinova. Tekmeye kaçtı. Güzel bir solda kontrası daha dizinde kullandı. Ardından kroşelerle gelmeye çalışıyor Gülistan. Victoria Bulinova'nın Gülistan'da kupes yaptığında, özellikle rakibin üstüne gittiğinde soğukkanlı kalma çabasında olduğunu söyleyelim. Sıkıntılıklardayken yalnız açık veriyor Çek sporcu. Gülistan Turan bakalım bunları değerlendirebilecek mi? Tekmeye karşı direk kontrası geldi. Rakibini yakaladı kılıçta, güzel bir diz. Dizlerini kullanmaya başlıyor Gülistan Turan. İkinci round'la birlikte. Kırmızı köşede sıkıştı Bulinova. Rakibinden kendini kurtarıp boşluk arıyor. Diz artı aparkat geldi Gülistan'dan. Dirsekle oradan çıkmaya çalıştı. Bulinova tam isabet yok ama en azından alan yaratmayı başardı. Kendine biraz Gülistan'ın baskısından kurtuldu. Nefes alacak bir an buldu. Koltuk isabeti. Dibine gitti üstüne rakibinin. Gülistan Turan. Ringin hakimiyeti Kayserili sporcumuzda. Victoria Bulinova ayakları üzerinde biraz daha hafif kalmaya çalışıyor. Gülistan'ın çevresine dönme çabasında ama alçak tekmeler etkili. Şimdi yine ön tekme çıkardı, tip çıkardı. Ona karşılık gelen direkt kontrası. Oldukça disiplinli bir şekilde gelen tekmelerin büyük çoğunluğunu direkt yumruklarıyla kontralamayı başardı Gülistan Turan. Şimdi kılınçta Gülistan'ın bir ayağı iplere takılmış durumda. Hakem Meryem Baydilli fark etti bunu ve hemen sporcuları ayırdı. İkinci raundun son dakikası içerisindeyiz değerli izleyenler. Fight for KO gecesinde ilk karşılaşmamız Victoria Bulinova ve Gülistan Turan arasında. Sol köşesiyle geldi Gülistan, ardından clinch. Sporcular yine iplerde. Ve hakem Meryem Baydilli bir kez daha araya giriyor, sporcuları ayıracak. Kickleri biraz daha iyi bloklamaya başladı Bulinova. Ayağını nasıl kaldırdığını görüyorsunuz bu tekmeleri karşılamak için. Ve Gülistan Turan bir kez daha rakibini yere indirmeyi başardı. Clinch pozisyonlarında rakibinin sırtını üçüncü kez bu maçta yere getirdi Gülistan Turan. Sol köşe ve ikinci roundun sonuna geldik. Gülistan Turan'ın üstünlüğüyle geçen bir mücadele şu ana kadar değerli izleyenler. Bir üçüncü roundumuz olacak tabii ki. Bir kez daha hatırlatalım. Dizlerin ve dirseklerin sporun temel bir parçası olduğu ve her isabetli dizin, dirseğin bir açılma yaratıp karşılaşmanın sonu olabileceği bir spordan bahsediyoruz. Yani karşılaşmanın ilk iki roundunda üstünlüğü ele almış olmak üçüncü roundda frene basabilmenizi beraberinde getirmiyor. Diğer ring sporlarında zaman zaman görebildiğimiz bir durum bu. Fakat Muay Thai'da çok fazla öyle bir şansınız yok. Çünkü gerçekten her darbenin karşılaşmanın sonu olması ihtimali var. Ama şu ana kadar
Gülistan Turan'ın oldukça başarılı olduğunu söyleyelim. Bakalım Victoria Bulinova'ya karşı 3. round'da Kayserili sporcumuz neler yapacak? Üçüncü ve son round'a geçeceğiz değerli izleyenler. Üçüncü round başladı. Victoria Bulinova biraz daha atak olmak durumunda üçüncü round'da. Köşesinden de bu talimatı aldı muhtemelen. Köşeye doğru itti. Gülistan Turan'ı. Gülistan sağ kroşeyle oradan çıktı. Tam isabeti yok ama en azından alan yarattı kendine. Daha fazla pres yapmaya, baskı yapmaya çalışacak. Bulinova içeri girerken onu yakalamak istiyor Gülistan. Şimdi kılıçta dizlerini kullanmaya başladı Çek sporcu. Gülistan'ın dengesini ciddi şekilde bozdu ve ardından sporcumuzu yere indirdi. Gülistan güzel gitti, rakibin üstüne isabetli bir solu var. İçeri girdi, darbeyi vurdu ve ardından çıkmayı da başardı. Alçak tekme isabeti bir kez daha geliyor. Bir kişiden bir dıştan bir de tip geldi. Bulinova bunlara rağmen Gülistan'ın üstüne gitmek zorunda, bunun farkında. Bir kez daha dizlerini kullanmaya çalışıyor. Gülistan'ın kendini korumaya çalıştığını görüyorsunuz. Dengesini korumayı başardı Gülistan Turan. Bulinova'nın çok ufak bir boy avantajı var Gülistan'a karşı. Ancak Çek sporcunun özellikle bacak boyunun daha uzun olduğunu söylemek lazım rakibine göre. Bu açıdan Kılıçlar da biraz daha avantajlı olabiliyor. Victoria Bulinova. Seni kullanmak istedi. Kısa mesafeden Gülistan Turan. İleride sıkışmış durumdaki sporcu ve mücadelemizin hakemi bir kez daha araya girdi. Güzel bir sağ sol direk. Alçak tekmeyi bir kez daha gönderdi Gülistan Turan. Bir kez daha kılıçtayız. Yeri almaya çalışacak rakibini, alamadı. Bir darbe üretebilecek mi göreceğiz. Denge bulma çabasında hem Bulinova hem Gülistan Turan. Ve mücadele iplere gelince tekrar denginin ortasına döneceğiz. Son dakikasındayız artık. 51 kilogramda Victoria Bulinova, Gülistan Turan karşılaşmasının değerli izleyenler. Sol direkte uzak tuttu rakibini. Gülistan tekmesi karşılandı. Bulinova'nın presi devam ediyor ama sırtı yere gelen isimde bir kez daha Victoria Bulinova oldu. Orada iplerden biraz tehlikeli bir şekilde sekti ama problem yok. Çek sporcu devam edecek karşılaşmaya. Yine bir iki kombinasyonu sağ direk sol direk ters karttan geldi. Bu sefer sırtı yerde olan isim Gülistan Turan. 20 saniye var karşılaşmanın sona ermesine. İşte bu mücadelenin oldukça yorucu olduğunu da söylememiz lazım. Özellikle rakibinizin ağırlığını taşımak durumundaysanız kondisyonunuzun çok çok iyi olması gerekiyor gerçekten. Muay Thai sporunda karşılaşmanın sonunu getirebilmek için. Üçüncü round'un da sonuna geliyoruz değerli izleyenler ve böylece gecemizin ilk karşılaşması sona eriyor. Karşılaşmanın galibine hakemlerimiz karar verecek. Puana gidiyoruz, bakalım puanla kim kazanacak? Muay Thai sporunda ekstra round uygulaması olmadığını da hatırlatmak isterim. Tüm karşılaşmalarımız 3 round'un ardından galibe kavuşacak. Kickbox'un aksine ekstra round ihtimali yok. Bakalım Bulinova mı yoksa Gülistan Turan mı burada galibiyete ulaşacak? Kariyerin ilk profesyonel maçında ilk profesyonel galibiyetine yakın gözüküyor Gülistan Turan ama tabii ki karar verecek olan isimler hakemlerimiz olacak. Evet, ilk maçımızın galibi kim olacak? Hep birlikte öğreneceğiz. Söz Tarık Sayın'da. Evet, müthiş bir maçı geride bıraktık. Fight for KO'da günün ilk Muay Thai müsabakasını hakemlerimizin ortak kararıyla 3-0 kazanan köşe. Winner is Red Corner Gülistan Turan. Evet, beklediğiniz gibi Gülistan Turan galibiyeti aldı değerli izleyenler. Ve sporcularımıza ödülünü Arıkan İn Otelleri yönetim kurulu başkanı Sayın Murat Bey takdim edecek.